Mutlaka bir af konusu gelecek gündeme. Yani bu af konusu devlete karşı işlenen suçları kapsayan bir konu olarak ortaya çıkacak. Bunu manifestoya koymasalar bile bu konu müzakere edilecek ve seçim arifesinde yeni anayasayla beraber devlete karşı işlenen suçların da affedileceğine dair münazaraları, konuşmaları duyacağız, göreceğiz. Kürsü TV'den herkese merhabalar. Yeni bölümle tekrar beraberiz. Bugünkü konuğumuz 22. dönem İstanbul Milletvekilimiz Sayın Emin Şirin. Emin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Efendim bugün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir açıklamada bulundu ve makroekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı. Göstergeler ekonomide pozitif yükselişin artarak süreceğini işaret ediyor dedi. Ama çarşı ve pazara bakınca işin rengi değişiyor. El yakıyor fiyatlar. Enflasyon çok ciddi manada vatandaşlarımızı oldukça zor duyuyor. Siz bu konu hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Yani Cumhurbaşkanı niye böyle konuşuyor? Yani biz farklı bir gerçeklikle mi yaşıyoruz? Dediğin doğru. Şimdi iki tane gerçeklik var Türkiye'de. Çok güzel bir şekilde izah ettim. İki gerçeklik var. Türkiye'nin bir kere genel olarak bakıldığında Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı nasıl görüyor, nasıl bakıyor, nasıl yönlendiriliyor, kimleri dinlemeyi seviyor filan bilmiyorum ama Alice Harikalar diyarında gibi. Hakikaten Cumhurbaşkanımız Alice Harikalar diyarında gibi. Şimdi Türkiye doğru ikiye ayrıldı. Türkiye'nin bir %25'i, yani 20 milyon nüfus, gayet iyi üretiyor, gayet iyi tüketiyor, gayet iyi yaşıyor. Bunların içinde yandaşlar, avantajcılar, rantiyeler hepsi var, rantçılar var. Bunlar da daha ziyade işte parti ilişkilerini falan kullanan insanlar oluyorlar. Hepsini de böyle izah etmemek lazım. Parti ilişkisi olmadığı halde gayet iyi çalışan sanayiciler, ihracatçılar da var. Ama böyle bir 20 milyonluk grup var. Bu grubun içinde gayet iyi çalışanlar var. Bir de avantajcılar, rantiyeciler, yandaşlar, particiler var ama bir 20 milyon başka bir dünyada, iyi bir dünyada yaşıyorlar. Bunlar Avrupa standartındalar. Onun haricindeki 60 milyona baktığın zaman, yani senin benim gibi insanlara baktığın zaman bir ölçüde, bu insanlarda çok büyük sıkıntılar var. Genç işsizliği çok yüksek, işsizlik çok yüksek. Bunlara baktığında bir 60 milyonda çok sıkıntıda. Enflasyon bunları rahatsız ediyor. İşsizlik bunları rahatsız ediyor. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan herhalde o 20 milyon Türkiye ile alakadar olduğu için gayet rahat, iyi, memnun, her şeyi iyi görüyor. Geri kalan 60 milyon da çok sıkıntı içerisinde. Böyle bir uçurumun açıldığı, Türkiye'nin böyle ikiye bölündüğü, yani ortadan derken yukarı ile aşağı arasında yatay olarak ortadan bölündüğü, ortadan bile değil. 4'te 1 ile 4'te 3 arasında bir bölüntü yaşadığı bir ülkede yaşıyoruz. Tayyip Erdoğan'ı da Alice Harikalar diyarında gibi görüyorum. Yani 2001 krizini suçlamak bugünkü durumdan akıl alacak iş değil. Kendisi kaç sene oldu? 19 senedir iktidarda. Bu iktidar döneminde bütün imkanlar elindeydi. Şimdi sonsuz yetkiler elinde. Yani bu kardeşinize verin bu şeyleri, yetkileri. Bak enflasyon, hayat pahalılığını ne yapacağım diyordu. Yapamadı. Beceremedi. Yapamadı. Yani Türkiye şöyle söyleyeyim, milli gelir olarak 15 seneden daha geri işte kişi başına. Maalesef öyle. Yani ben şöyle küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Ben 4 kişilik bir ailede büyüdüm. Babam tek çalışıyordu. Tek maaşla 2 tane çocuk okudu. Onun dışında biz tek maaşla aile 1-2 kere yemeğe giderdik, yemek yerdik, gezerdik falan. Şimdi yani çift maaşa bunları yapmak, çocuk varsa bile okuyan. İşte belki AK Parti'ye kaydolursan veya yandaşlarla filan çalışırsan belki farklı bir durum olabilir. Partizanlık almış yürümüş vaziyette. O tarafı çok kötü işte. Çok kötü. Ben bir de bugün farklı bir konuyu sormak istiyorum. Evet. Alman futbol kulübü Borussia Dortmund temsilcimiz Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi maçı oynamak için İstanbul'a geldi ve Twitter üzerinden merhaba İstanbul, işte merhaba Beşiktaş başlıklı bir video yayınladı. Evet. Videoda sadece cami ve Arap insanlar vardı. Yani ve arkadan çalan müzik Arap müziği gibiydi, yani bir Arap esintileri vardı. Yani Orta Doğu'nun bir Arap ülkesi gibi bir imajımız var dışarıda, bir Alman ya da bir futbol kulübü. Bunun niye böyle olduğunu sormak istiyorum ben size. Yani çünkü İstanbul bir zamanlar güzel bir yeriydi. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. 2003'te ben AK Parti'den istifa ederken istifa sebeplerimden bir tanesi AK Parti'nin gayet belirgin bir şekilde bir Avrupa ve Balkan ülkesi olan Türkiye'yi Orta Doğulaştırmak olduğunu gördüğüm için de istifa ettim. Bunu 2003'te gördünüz. 2003'te gördüm, evet. Bunu da söyledim de yani. Çok da münakaşalarımız da oldu. Çünkü Avrupa Birliği görüşmeleri vesaire gibi konuları askeri vesayeti ve bürokratik vesayeti kırmak için kullanıyorlardı. Ama Avrupa'yla ciddi olarak bir kültürel ve medeniyet birleşmesi veya buluşmasını hiçbir zaman düşünmediler. Tayyip Erdoğan Avrupa'ya gittiği zaman rahatsız olan biri ama işte Orta Doğu'da dolaştığı zaman çok kendini iyi hisseden biri. Bu işin içinde ümmetçiliğin haricinde genel kültürlerinin de tesiri olduğu çok açık. Orta Doğu'da rahat ediyorlar. Orta Doğu insanlarından daha ilgi görüyorlar. Atatürk'ün bıraktığı Türkiye'nin mirasını yedikleri için biraz da bu ilgiyi görebiliyorlar. Buna mukabil Avrupa'ya karşı ciddi bir şeyleri var. Lafı dikkatli kullanalım da hakaret davası açmasınlar. Husumetleri var diyelim. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir sıkıntı içindeler. Bu sıkıntının etkisiyle de Tayyip Erdoğan ve AK Parti adım adım bir Balkan ve Avrupa ülkesi olan Türkiye'yi adım adım Orta Doğu ülkesi haline getirdi. Dışarıdan da algı bu şekilde oluyor. Bunu niye böyle oluyor da demenin imkanı yok. Çünkü sen onu bırak ya. Sen şimdi gel senden beraber Fatih'e gidelim, Taksim'e çıkalım, nereye istersen gidelim. Türkiye'nin, İstanbul'u bırak, Türkiye'nin sınırlı yerleri haricinde Türkiye ciddi bakımdan kültürel olarak bir Orta Doğu ülkesi haline geldi. Avrupa'da bunu böyle görüyor zaten. Yani bu... Yani tabii hiçbir şekilde Müslümandan ya da Arap insanlarından rahatsız olduğumuz değil ama gerçeğe böyle yansıtmaması oldukça üzücü. Yani bunlardan bir dakika. Rahatsız olup olmamak meselesi bu, affedersin, Müslüman olup da başka bir medeniyet içinde olmak kabil değil mi ya? Bu Araplara da baktığım zaman bunlar Paris'e gittik, ben Paris'te 4 sene oturdum. Paris'e gittikleri zaman başka türlü davranıyorlar. Buraya geldikleri zaman fevkalade varoş bir davranış sistemi içine giriyorlar. Bunun da farkını görebilmek lazım. Araplar tabii gelsinler. Yani insan olarak gelsinler, bir kısmı hatta gelsinler, buraya yerleşsinler. Bunlara diyecek hiçbir şeyimiz yok. Ama bunlara karşı biz komplekslenip de bunları neredeyse daha üstün paralı insanlar olarak gördüğümüzde, kendi özgün değerlerimizi kaybettiğimizde ortaya böyle gayet kötü, bize uymayan bir durum çıkıyor ortaya. Bir de seçim barajına değinmek istiyorum ben Emin Bey. Seçim barajı AKP ve MHP'nin uzlaşmasıyla %7 olarak karar verilmiş durumda. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani çünkü siz daha önce meclis seçimlerini Cumhurbaşkanlığı seçiminden daha önemli görmüştünüz. Daha önemli size sormak istiyorum. Hangi partiye yarar, hangi partiye yaramaz? Nasıl bir atmosfer olur? Şimdi Mert, bu %7 barajı da işin çok ipin ucunu gösterdiler. Yani konunun ucunu gösterdiler. Konuyu hiç bilmiyoruz daha. Bu %7 barajı partiler için mi, ittifak için mi bilmiyoruz. Eğer partiler için %7 barajı var ise belki ittifak için, ittifaklar için de başka bir türlü yapacaklar veya ittifakları kaldıracaklar. Daraltılmış bölgeyi gündeme gelecek mi, gelmeyecek mi? Bugünkü sistemde devam ederken bu barajları mı konuşacağız? Her parti için ayrı ayrı %7 barajı mı arayacaklar? Bunların hiçbirini daha bilmiyoruz. Ekim ayı başında çıktığında bunları daha tekrar bir program yapmak istersen memnuniyetle görüşürüz. Tabii ki. Ekim başında çıktığında. Ama bugün için benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin gündeminde bu konuyla ilgili olarak evvela ayın 27'sinde HDP'nin açıklayacağını belirttiği manifestoyu görmek lazım. Çünkü HDP hem muhalefet partileriyle, Millet İttifakı'yla hem AK Parti ile görüşüyor. HDP gelecek seçimlerde, parlamento seçimlerinde de, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kilit parti. Yani Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'nı bugün aşağı yukarı 45-45 gibi görebilirsin. Ortada onluk bir HDP seçmeni var. Hangi tarafa temel şey ederse, eğilirse veya hangi tarafa giderse onlar iktidar olacaklar gibi bugün için öyle bir görüntü var. HDP'nin Millet İttifakı'nın adayını veya Millet İttifakı'nın içinde kalacağını şimdiden söylemek kabil değil. Şu manifestoyu bir görelim. Manifestoda neler istiyorlar? AK Parti ile nelerin pazarlığını yapıyorlar? Onları görelim. Sonra bu programda altını çizelim. Sen de belki anonsunu yaparken ön plana çıkartırsan mutlaka bir af konusu gelecek gündeme. Yani bu af konusu devlete karşı işlenen suçları kapsayan bir konu olarak ortaya çıkacak. Bunu manifestoya koymasalar bile bu konu müzakere edilecek ve seçim arifesinde yeni anayasayla beraber devlete karşı işlenen suçların da affedileceğine dair münazaraları, konuşmaları duyacağız, göreceğiz. Bütün bunlara baktığımızda biraz daha erken görüyorum durumu. Çünkü HDP'nin hangi ittifaka daha yakın duracağını bugünden görmek imkanı yok. HDP eğer AK Parti ile anlaşırsa daraltılmış bölge seçim sistemini tercih ederler. Yani AK Parti ile beraber çıkarabilirler HDP. MHP ile AK Parti'nin ittifakının devam edip etmeyeceğini bugünden söylemek zor. Çünkü özellikle Devlet Bahçeli'nin laiklik konusundaki rahatsızlıkları çok ön plana çıkmaya başladı. Bugün yine yaptığı konuşmalarda özellikle bazı laiklik kalksın diye düşünenleri tenkit etti, AK Parti mensuplarını. Bunun yanında Hayrettin Karaman geçen hafta başladığı bir yazıda hilafetin gelmesi için fetva vermeye başladı. Ali Erbaş'ın konuşmaları çok açık. Laikliğin kalkması manasındaki konuşmaları çok açık. Savaş açtı direkt laikliğe. Evet, laikliğe savaş açtı. Bunlar iyi şeyler değildir. Bunlar çok huzursuzluk verecek şeylerdir. Bu çerçevede işlerin nasıl evrileceğini ancak Ekim ayında sağlıklı olarak değerlendirebiliriz. Ama Tayyip Erdoğan'ın bu laikliğin kalkması konusunda en ufak bir rahatsızlık olmadığı belli. Ömer Çelik'in konuşmalarını ben burada ciddiye almıyorum. Daha ziyade 2003'ten beri yaptıkları işte tansiyonu düşürme konuşmaları olarak görüyorum. Ama esas tabanda o arada da işte Ayasofya'da yapılan bir konuşmada Atatürk'e nasıl hakaret edildiğini hatırlıyoruz. İşte o yapılan törende. Tayyip Erdoğan da oradaydı. Hiç sesi çıkmadı. Tayyip Erdoğan adım adım bir İslam emirliğine doğru giden bir yolda gidiyor gibi bir görüntü içerisinde. Bunu da Devlet Bahçeli'yi rahatsız etmemesi kabil değil. Nitekim bugün o şekilde bir çıkış yaptı. Yani laflarımı esirgemeden söylüyorum. Resul Tosun'u, özellikle Hayrettin Karaman'ı, Ali Erbaş'ı ve birçok başka insanların konuşmalarını dikkate aldığımda Tayyip Erdoğan'ın da bunlara karşı bir tavır almak bir tarafa, neredeyse tasvip eder bir tavır içinde olması, Afganistan İslam Emirliği'nden sonra Türkiye İslam Emirliği'nde arzu ediyorlar mı etmiyorlar mı insanı düşündürmeden edemiyor yani. Valla korkutucu. Afganistan, Taliban ve Türkiye lazım. Aynı yerde düşünmek. Şimdi 20 sene evvel düşünülürken, bakılırken Türkiye'nin bugünkü durumu da bir sürü insan tarafından düşünülmüyordu. Bazı konulara çok dikkat etmek gerektiği kanaatindeyim. Tayyip Erdoğan bu aralarda çok aktif. Şimdi Amerika'ya gidecek. Yayınladığı kitap Birleşmiş Milletler'in yapısıyla alakalı. Birleşmiş Milletler'de bir manada Güvenlik Konseyi üyelerine işte Amerika, İngiltere, Rusya, Fransa, Çin bunlara karşı çıkacak. Orada da bir takım daha tansiyonların yükselme ihtimali var. Yani bu kitap ilişkiler haklı şeyleri var. Yani kitabın içinde Tayyip Erdoğan'ın yazdığı çok haklı konular var ama bunları bir manifesto olarak ortaya koyup da bu ülkelerin hepsine karşı bir çatışma ortamı içine girmenin ne kadar doğru olup olmadığını zaman gösterecek. Zor bir dönemden geçiyoruz ama Tayyip Erdoğan kafasına koyduğu konuları teker teker istisnasız taviz vermeden adım adım yürütüyor. Şimdi bütün bunları gördüğümüzde de daha 2000'lerin başında, 90'ların sonunda ettiği bir lafı düşünmeden edemiyorum. Demokrasi bir tramvaydır. Amaca ulaşıldığında tramvaydan inilebilir demişti. Hı hı. Bu sözü de aklımıza geldiğinde endişe etmeme kabil değil. Onun için şöyle söyleyeyim. Bütün muhalefetin ve bütün partilerin, AK Parti dışındaki bütün partilerin düşünmesi gereken konu, kazasız, belasız, hilesiz, hurdasız, neticesi uygulanabilir bir seçimi ne zaman olursa olsun önümüzdeki 20-22 ay içinde yapabilme kabiliyetidir. Bunu yapabilirsek Türkiye doğru mecraya girer. Son olarak da aşı karşıtlarına bir değinmek istiyorum. Sizin fikrinizi merak ediyorum. Geçen mitingi de oldu. Ama bir yandan da Covid her gün can almaya devam ediyor. Daha dün 231 vefat sayısı vardı. 24.613'te vaka. Toplamda da 102.431.607 aşı yapılmış. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani ölümler düşmüyor, ölümler çok yüksek. Aşı karşıtları bir yandan miting yapıyor. Şimdi bu konunun sağlıklı tartışılabildiği kanaatinde değilim. Evet. Sağlıklı tartışılabilecek bilgi sahibi olduğumuz kanaatinde de değilim. Şimdi bir taraftan bir kere şunu söyleyeyim. Ben 4 tane aşı oldum. 2 tane Sinovac oldum. 2 tane de BioNTech oldum. Yani aşı olmuş bir insan olarak konuşuyorum. Buna rağmen aklımda çok ciddi tereddütler var. Özellikle 2. BioNTech olduktan sonra ciddi sıkıntılar yaşadım. Bunların aşıyla alakalı olup olmadığı konusunda da doktorum da şüphede. Bilmiyorum. Dolayısıyla birçok şeyi bilmiyoruz. Neleri bilmiyoruz? Bilmediğimiz şeyler, aşılar tam olarak bütün etütleri yapılarak piyasaya geldi mi gelmedi mi? Gelmedi. Acil şekilde geliyor piyasaya. İkincisi bu BioNTech aşısının olduğu şekilde genetik bazı oynamalarla veya genetik malzeme kullanılarak yapılan aşıların uzun vadede tesirlerinin ne olacağı konusunda tereddütler var. Bu da bir vaka. Bu aşıların içinde grafen gibi bazı maddelerin olduğu konuları konuşuluyor. Bir karbon derivatifi. Bunların uzun vadede var mı yok mu, uzun vadede ne yaratacak onu da bilmiyoruz. Bu arada da tabii bu aşı karşıtlarının çok ciddi olarak bu hadise nasıl ortaya çıktı? Bir komplo teorisi midir? Aşının virüsün çıktığı denilen yerde, Çin'de bu virüs nasıl yok oldu birdenbire? Niye böyle bir durumdan karşı karşıya kaldık? Bunun neticesi olarak nasıl sosyal ve ekonomik değişiklikler yapıldı diye tereddütler var. Buna mukabil bir realite var ortada. Ortada bir grip mikrobuna benzeyen ama daha yayılıcı, daha yaygın ve daha öldürücü, nispeten daha öldürücü bir mikropla karşı karşıyayız, virüsle karşı karşıyayız. Mikrop değil de virüs. Normal olarak gripte %1'in altında ölümlerden, vaka sayısına göre yani hasta olduktan sonra %1'in altında bir ölüm olmasına rağmen istatistikler şimdi eğer doğruysa bu Covid'de %2 civarında bir ölümden bahsediliyor. Bu doğru ise rakamlar. Bunu %5'e kadar çıkaranlar var ama yani ortada tehlikeli bir virüs var. Gribe benziyor ama gripten daha öldürücü. %1 nispetine nazaran %2 daha öldürücü. Ama çok iyi korunulması gereken bir durum. Aşı olanlarda da hastalanma ve ölüm oranlarının düştüğü bir vaka. Dolayısıyla bütün bu sorulara rağmen ben aşı oldum. Bu sorular kafamda netleşmiş vaziyette değil. Her kişinin şahsen karar vermesi gereken bir durum. Aşı olmayanları çok kötü değerlendirmemek lazım. Ama aşı olmak istemeyenlerin de yaptıkları mitingdeki konuşma üsluplarını ve konuştukları konuları da pek de makul kabul etmek mümkün değil. Ben bütün bu soru işaretleri zihnimde olmasına rağmen aşı olmanın daha doğru olduğunu düşündüm ve aşı oldum. Emin Bey çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim Mert. Sağ olun. Sizlere de iyi yayınlar dilerim. İleriki zamanlarda tekrar görüşür. Bu seçim kanunu vesaireyi değerlendiririz. Tabii ki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kürsü TV'den bir yayınımızın daha sonuna geldik. Hepinize iyi günler dileriz. Hoşça kalın.